Elimden geldikçe bazı ince noktaları çok açık ve seçik anlatmak istiyorum. İşin içine zikir girince kalem de yetmiyor, alem de. Sayfa 81 Ama yine de biz bu sır yolu, esrar zikrullahı biraz daha açarak anlatmaya devam edeceğiz. Şöyle düşünürseniz işin içinden çıkmak daha kolay olur. Eğer karşınızda dilinden anlamadığınız birisi var ise onunla anlaşmak için ortak bir yol bulmaya gayret edersiniz. İşte dünya heveslerine kapılmış olan dil bu zikre yabancı kalmıştır. Fakat gel gör ki bu kişiyi nasıl olmalı ki yaşanılan bu güzelliklere sevk edelim. Burada şunu açık seçik anlatmak lazım. Beyin yıkama ya da göz boyama değil gerçekle yüzleştirmedir. Madem ki ömür denilen şey yaşanılır ve biter, işte bu yaşayış süresi içerisinde zemin olarak neyi seçeceğiz? Eminim ki çoğu akıl kendisine bazı şeyler karmaşık geldiğinde işin en kestirme yolunu seçerek kaçmaya çalışır. Vücut yapımız o kadar güzel ve ahenkli yaratılmıştır ki bunu derinden derine incelediğimizde hayretler içerisinde kalıyoruz. Çünkü sadece bir tek gözün görmesi bile şu andaki en üst dijital teknoloji imkanlarını binlerce kez katlamış geçmiştir. Fitne dikenlerinden Hak Teala bizi korusun. Dilin gönül ile bağlantısı aşikardır. Yani dil gönlün parlamasına ya da kararmasına sebep olur. İşte bu yüzden demişlerdir ki az ye, az uyu, az konuş. Yani belli limitlerde yaşa. Bir de İslam alimleri kitaplarında özellikle başka kişileri alaya alma konusunu hep yasaklamış, tenkit etmişler. Bunu yapanların çok büyük günahlara gireceğini söylemişlerdir. Biz yine temiz ve güzel olana doğru yürümeye devam edelim de yüzü kararanlardan olmayalım. Sayfa 82 Sır yolunda yolcu ancak yukarıda belirttiğim zikrullah ile yol alabilir. Aslında yol almak kelimesi biraz hafif kalır. Neden dersen yol düz bir zeminde ya da havada, denizde iki nokta arasındaki iletişimi sağlayan bir durumdur. Burada ise çok farklı bir hal söz konusudur. Normal yol herkesin görebileceği bir şekilde aşikar olarak orta yerde durur. Ama bizim bahsettiğimiz yol ise ancak gayret edenlerin ulaşabileceği, görebileceği bir mekandır. O yüzden yol alır kelimesini merhale kat eder kelimesi yer değiştirmek elzem oldu. Şimdi gelelim merhale kat etmek isteyen bir kardeşimiz ne yapmalı ki bu seher kitabında baştan beri sözünü ettiğimiz esrar-ı zikrullaha ulaşabilsin. Üsküdar'da Hüdayi Hazretleri rahmetullahu aleyh hocamın makamlarının kapı girişinde çok güzel bazı kelimelere rastlarsınız. Demiştir ki, ömründe bir kere bizim kabrimizi ziyaret edenler, kabrimiz başında Fatih'i okuyanlar, sağlığımızda bizi ziyaret etmiş gibidirler ve bizdendirler. Bu kişiler ateşte yanmasın, suda boğulmasın, ölümleri kudurarak olmasın, imanlarını kurtarmadan ölmesinler, fakirlik yüzü görmesinler. Aklıma gelmişken Mustafa Devati Hazretleri hocamdan da bahsedeyim. O makamın girişinde de bu dergaha aklında bir soru ile gelen mutlaka manasını bulur diye dua edilmiştir. Hak böylesi güzel zatlardan razı olsun. Bu bilgiyi de verdikten sonra biz tekrar Hüdayi Hazretlerimin dergahına dönelim. O söz yani kapı girişinde yazan o söz çok özel sırları da ortaya çıkarmaktadır. Yani açacak olursak hocamızın işaret ettiği şeyler hem hocamızdan sonra artarak devam eden bazı tehlikeli durumları da anlatmakta. Hem de İslam'a gayet sadıkane şekilde sarılarak ibadet ve hizmet eden kişilerin kendi dualarındaki güzelliğe mazhar olacaklarını anlatmaktadır. Buradan şunu anlıyoruz. Her başlangıcın bir sonu vardır. Fakat başlangıcını tayin ve isteklerine uyduramadığın bu dünyaya Geliş sonucunda iyi ya da kötü bitmesi kendi istikamet edindiğin yol ile çok alakalıdır. İşte yanılmaya, darılmaya ve savrulmaya çok müsait olan insanoğlu her an kendisini uyaran Kur'an'dan ayrılmadan yaşarsa tehlikelerden de uzaklaşmış olur. Bir denizi resimlerde gören kişiler vardır, bir denizi kıyısından izleyenler vardır. Bir denizi sadece ayaklarını ıslatacak kadar hisseden vardır, bir de denize atlayıp yüzen vardır. Sayfa 83. Ama öyleleri de vardır ki hem yüzerler hem de en derine dalarlar. İşte bunlar arasında yaşanılmış, hissedilmiş, özümsenmiş farklılıklar göze çarpar. Anlayış aslında öyle büyük bir hazinedir ki o az olursa ya da olmaz ise seni çok zarar ettirir. Çok dikkatli olmak lazım. Yüreğinde bu zikre bir meyil sevgi doğabilmesi için ilk önce Rabbimin bunu dilemesi lazımdır. O dilemeden sen dileyemezsin ki. İşaret edilen nokta önemli bir yol çizgisidir. Çünkü bu hallerdeki aşk çok başka şevk, ilham ve enerji doludur. Öyle ki aklını başından alacak derecede seni kendisi ile meşgul eder. Bu durum kırık bir vazonun eksik parçasını bulup tamamlaması gibi yetimi annesine, yolcuyu evine, aşığı maşukuna ulaştırma heyecanı gibidir. İlmin iki yüzünden bahsetmek istiyorum. Biri zahiri, diğer ise batini olan kısımdır. Gönül okyanusuna bu batini kısmın bir bölümünü ancak sığar. Hak aşkı öyle derin ve latif ki gönül okyanusu bile onu içinde boğulur gider. Altının değerini kuyumculara sormak lazım. Sokakta oynayan çocuk sadece elindeki misketleri çok değerli sayar. Bir bakış farkıyla da dünya pazarları da böyledir. Renkler, paralar, mal, mülk, şöhretler, lüks yaşam, kibirlenme, cahiliyet hepsi senin ömür mahallende dünya sokağında elinde oynaman için bir müddetliğine verilmiş nefs ve hayal misketleridir. Sen ne kazanırsın ki bu kadar sevinirsin ya da ne kaybedersin ki bu kadar üzülürsün. Bilmez misin ki hayır ve şer hepsi şanı yüce Rabbimden gelen imtihanlardır. Anlamaz mısın ki hiçbir şey senin değil, hiçbir şey senden başlamaz, hiçbir şey de sende bitmez. Aklın Sabitane bir fikirle her ne kadar bu dünyaya zevk ve hırs urganlarıyla bağlanmış olursa olsun Azrail'in kılıcı onu bir salisede koparıp atar. Sayfa 84. Sen de o esnada ya ateşten bir çukura veyahut cennet bahçelerinden bir bahçeye gidersin. Burada asıl olan gerçeği görmektir. Yoksa ucube fikirler peşinde koşarak hayatını mahvetmek değil. Bu zikrullah'tan perdeler sana açılmaya başlayınca çok büyük zevkler almaya başlarsın. Sessiz, sedasız bazı durumlar yaşar. Sen mütevazilik kapısında kaynadıkça demlenen bir demlikteki çay gibi öze inmeye gayret edersen lezzet lezzet olmaktan çıkar da damarlarında dolaşan kan olmaya başlar. Şeytan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikrine tesir edemez. Çatlar, patlar, gider ve o şekilde de mahvolur. Vücut temizliği ne kadar elzem ve hayati ise kalp ve niyet temizliği de o kadar önem teşkil eder. Dilinde başlar bu seyyatin ilk adımları. Sen her defasında el vekili andıkça çağlayan nur dereleriyle karşılaşmaya başlarsın.